Koşarız, başarız. Desteğin önemi. Zeynep. Gelirken ses çıkarmayı dene, olur mu? Geldiğimi duyman gerekirdi aslında ama sen çok dalgındın. Bir sorun mu var? Yok. Seni tanıyorum Zeynep. Saatler kaldı. Hatice çok iyiydi ve kazandı. Ya ben? Motivasyonunu düşürme. Hepimiz sana güveniyoruz. Bilmiyorum. Senin bilmediğin bir şey var mıydı? Ne oluyor burada? Zeynep turu geçemeyeceğinden korkuyor. Hasan. Hı? Sadece Hasan'a şaka yapıyordum. Tabii ki kazanacağım. Aynı antrenmanları yaptık. Hatta bazen benden iyi olduğunu düşünüyorum. Sen de turu geçeceksin. Bilmediğiniz şeyler var. Durumlarımız farklı. Anlatacak mısın? Gerek yok gerçekten. Ben iyiyim. Hadi ama. Bu zamana kadar başarılı olmak için her şeyi yaptım. İyi de bu çok güzel. Sorun bu değil zaten. Her sabah aynı saatte kalkardım. Kaslarımı kuvvetlendirmek için kum torbasıyla çalışırdım. Hızımı arttırmak için var gücümle koşardım. Bunların hiçbiri beni yormazdı. Ancak iki kişinin yerine çalışmak çok yorucuydu. Şimdi diyeceksiniz ki neden iki kişilik çalışıyordum? Ailem benden hep başarılı olmamı bekledi. Kardeşimin başarılı olup olmamasından da beni sorumlu tuttular. Sürekli kendi dışınızda birisini kontrol etmek zorunda olduğunuzu bir düşünsenize. Hep baskı altındaydım. Hala da öyleyim. Kardeşin kaç yaşında ki? Nerede şu an? Kardeşin bu konuda bir şey yapıyor mu? Kendisine sorun. Nasıl yani? Mete mi? Bugüne kadar bilmiyordunuz çünkü... Branşı belli olana kadar gözüme görünmemesini söyledim. Biliyorum, uzun zamandır sporu ve dersleri senin kadar ciddiye almadım. Seni zor durumda bıraktım. Ama söz veriyorum artık en büyük destekçin olacağım. Hatta yarın sana sürprizim bile var. Şimdi ağlayacağım. Yapmayın. Kazanmamız gereken bir turnuva var. Hiç sırası değil. Hapşır! Çok yaşa. Mete, sana kaç kere söyleyeceğim. Hapşırırken elinle ağzını kapat. Tamam abla, tamam. Hepsini halledeceğim. Rakibine yakın durma. Biliyorsun, ayak bileğinin üst kısımları rakibe değerse puan kaybedersin. Sadece tek bacağını kullanırsan da... Çabuk yorulursun. Gayet iyi. Devam. Bir, iki. Daha hızlı. Bir, iki. Hadi daha sert. Bir, iki. Daha hızlı. Bir, iki. İşte böyle. Hadi Zeynep, çalıştıklarımızı unutma.
Rakibine yakın durma. Biliyorsun ayak bileğinin üst kısımları rakibe değerse puan kaybedersin. İşte böyle sayın seyirciler. Müsabakanın ilk saniyelerinde Zeynep'ten müthiş hareketler görüyoruz. Maçın ilk puanı abla, Zeynep'in oldu. Puan alamayan Neşe stresli. Neşe tedirgin. O da Neşe. Neşe seri ataklara geçti. Zeynep kontrollü. İkisi de çok hızlı. İkisi de kazanmak istiyor. Dayan Zeynep. Yine Zeynep, yine sayı. Savunma sanatının hakkını veriyor. Bravo Zeynep. Neşe bırakmıyor. Daha bitmedi diyor. Ve Zeynep yarı finalde. Koca Yusuf'tan iki sporcu da son dörde kaldı. Şimdi sırada İpek ve Deniz'in karşılaşması var. Gördün mü? Boşuna kuruntu yapıyormuşsun. Başladı. Geç mi kaldım? Olamaz. ...200 metre engelli koşu çeyrek finaline hepiniz hoş geldiniz. Hatice, Türkan, Sede, İpek, Burcu, Sinem, Deniz, Özge yerlerini aldı. Nefesler tutuldu ve yarış başlıyor. Son metrelerini zar zor gördüğüm yarışta Sinem, Hatice, Sevde ve İpek yarı finalist oluyor. Tarafı 2 saniye sonra müsabaka başlayacak. 2 saniye mi dedin? Hadi çabuk. Hakan'dan anormal bir başlangıç. Hadi Hakan. Çok iyi. Göster kendini. Hadi. Kan hiç de pes edecek gibi değil. Olamaz. Hakan hadi. Devir şunu. Hakan müthiş bir taktikle rakibini kilitliyor. Bu hareketin adı... Bu hareket...
Bu hareketin adı neydi? Hadi Hakan, kaldır onu. Bitti bu iş. Evet. Evet Hakan. Koca Yusuf için.